Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta 3 katlı bir ev yapımı göstereceğim. Evimiz bu şekilde olacak. Öncelikle bize lazım olan ilk şey beyaz beton. Beyaz betonu istediğimiz yerden 7 blok çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanına 5 blok andezit koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yukarıya 6 blok andezit koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yanına da 5 blok andezit. Bu şekilde. 1 blok beyaz beton dışarıda kalacak. Bu yanlış yaptığınızı göstermez. Bu şekilde olması gerekiyor. Ardından bu işlemi 14 defa daha yapacağım. Yani 15 kat yükselteceğim burayı. Bu şekilde 15 blok yükseltip iskeletini oluşturdum. Önce iskeletini oluşturursanız içini daha kolay doldurursunuz. Şimdi içini dolduracağım. Bu şekilde her tarafı kapattım. Hiçbir taraf açık kalmıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra beyaz betonla bu andezitleri bölmem gerekiyor. Bunun için ise 1, 2, 3, 4 blok sayıp 5.'ye beyaz betonumu koyuyorum. Yani aşağıdan 4 blok boşluk bıraktım. Ve bu beyaz betonu arkaya doğru çekiyorum. Arkada bu beyaz betonla birleştirmiyorum. Tam önünde bırakıyorum. Aynı işlemi buraya da yapacağım. 1, 2, 3, 4 blok boşluk bırakıp 5.'ye koyuyorum. Şekilde yine birleştirmedim. Ve yine 1, 2, 3, 4 blok boşluk bırakıp 5.'ye yukarıya koyuyorum. Şekilde yeniden birleştirmiyorum. Ardından kapımızı yapmaya başlayalım. Bu beyaz beton çıkıntılı olduğu yer bizim kapı tarafımız olacak. Kapı tarafına 3'e 3'lük bir boşluk açıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3. Bu şekilde 3'e 3'lük bir yer açtım. Bunu tüm katlara yapacağım. Bu şekilde. Ardından sadece alt kata özel olmak üzere ortayı normal beyaz boyalı camla kapatıyorum ve sol üstü. Kenarları ise beyaz boyalı ince camla kapatıyorum. Buraya da kapımı koyuyorum. Buraya normal cam koyduk. Eğer ince cam koysaydık kapımız açık kalırdı, kapanmazdı. Bu şekilde üst katlara ise normal ince cam koyabiliriz. Beyaz boyalı ince camla kapatma işlemimiz bittikten sonra beyaz betonun olduğu kısma geçiyorum. Ve burada 3 ekilik boşluklar açacağım. Alttan 1 blok boşluk bırakıyorum. Ve 3 ekilik boşluklarımı açtım. Kenarlarda 2 blok bırakıyorum. Ardından yukarıya çıkacağım. 1, 2, 3 ve burayı da kazıyorum. Tekrardan 1, 2, 3 ve burayı kazıyorum. Bu şekilde. Ardından bu boşlukların iki yanına da andezit koyuyorum. Bu şekilde. Ardından bu andezitlerin üzerine ve altına andezit basamak koyacağım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi andezit ve andezit basamaklarla kapattık. Ardından beyaz boyalı cam koyalım. Buradaki işlemimiz de bittikten sonra arkaya geçip 2 ekilik boşluk açalım. Bu şekilde. Hatta bu işlemi yan tarafa yapalım. Burada 2 2 açarsak daha simetrik durabilir. Bu şekilde 2 ekilik boşluklar açıyorum ve buraları da camla kapatıyorum yeniden. Gördüğünüz gibi camla kapatma işlemimiz bitti.
Artık içeriye geçebiliriz. İçeride yeri cilalandırıp da kapatıyorum ben. Ardından elime halı alıyorum. Halıyı istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ben siyah ve beyaz tercih ediyorum. Ve elime meşale alıyorum. Ardından yerdeki 4 bloğu kazıyorum. Ve buralara meşale koyuyorum. Üzerlerini de halıyla kapatıyorum. Bu şekilde bu bize bir ışık sağlayacak. Geceleri güzel gözüküyor. Hatta hemen bir gece görelim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Fenerimiz yok ama bir aydınlık ortamımız var. Ardından burayı cilalı andezit basamak ile kapatalım. Bu kapatma işleminde hemen camın üzerinden yapacaksınız. Üstündeki bloğun üzerinden bu şekilde. Altına değil üzerine koyuyoruz. Bu şekilde bir blok boşluk bırakıyoruz ki burada merdiven yapacağız kendimize. Tekrardan camın üzerindeki bloğun üzerinden. Kendimize yine boşluğumuzu bıraktık. Camın üzerindeki bloğun üzerinden. Bu şekilde. Ardından en alt kata iniyorum. Ve buradaki cilalı andezit yerine merdiven koyacağım. Cilalı andezit merdiven koyalım. Ve su kovası alalım. Çünkü suyla bir merdiven yapacağız. Daha doğrusu asansör yapacağız. Buradaki cilalı andeziti kaldırıp cilalı andezit merdiven koyuyorum. Ve bu alt basamağa su döküyorum. Ardından yukarıya çıkıp buradan aşağıya da suyumu döküyorum. Ve asansörüm hazır. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ardından alt katı dizayn edelim. Bunun için bize lazım olan şey tuzak kapısı. Meşe tuzak kapısı tercih edelim. Ardından askı alalım. Askıyı demir eşyalarla dolduralım. Varil alalım. Ve saksı alalım. Varili istediğiniz yere koyabilirsiniz. Ama benim tercihim asansörün yanına koymanız. Bu şekilde. Camın etrafına ve asansörün yanına. Mişe tuzak kapısını ise asansörün tam karşısına koyuyoruz. Ve üzerine askımızı koyup askımızı dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi. Ardından buraya saksıları koyup üzerine de inci şişe koyalım bu sefer. Gördüğünüz gibi. Buradaki işlemimiz bu kadardı. İstiyorsanız başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama yapmanız gerekenler bunlardı. Ardından üst kata çıkıyorum. Buraya fırın koyacağız. Ardından tekrardan tuzak kapısı. Ardından kesici. Pasta alalım. İki kenara fırınlarımı koyuyorum, iki tane. Buraya da. Buralara tuzak kapısı. Üzerine taş kesici koyalım. Buraya pasta koyalım. Zincir ve fener alalım. Yukarıya zincirimizi asıp altına da fenerimizi koyuyoruz. Burası da bu şekildeydi. Şimdi birazcık süsleyelim burayı. Tekrardan halı ekleyelim. Yine istediğiniz rengi ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde ekledik. Buralara eşya çerçevesi koyalım. Ve kılıç koyalım. Bu şekilde onlara yön verdik. Halımızı döşedik. İkinci katımız da bu şekildeydi. Ardından yukarıya çıkalım. Buraya da gübre varili alalım. Yaprak alalım. Tekrardan halılarımızı alalım.
Yatak alıyoruz tabii ki. Yatağı istediğiniz renk seçebilirsiniz. Ben halıyı siyah beyaz tercih ettiğim için beyaz yatak aldım. Gübre varilini iki kenara koyup üzerine meşe yaprağı koyuyoruz. Bu şekilde. Ortaya yatağımızı koyalım. Etrafına halıyı da çevirelim. Bu şekilde. Ardından buraya gerekli olan masaları koyalım. Örs koyalım bir de. Ardından tuzak kapısı alalım. Bu sefer demir tuzak kapısı tercih ettim. Çalışma masamız, demirci masamız ve örsümüzü koyduk. Üstündeki bloğun üzerine demir tuzak kapımızı koyup yine üstündeki bloğun üzerine demir tuzak kapılarımızı koydum. Burayı siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Biz buraya iksir tezgahı koyalım. Ardından bileme taşı alalım. Şekilde. Fener de koysak fena olmaz. Bu şekilde fenerimizi de ekledik. Üst kat bu şekildeydi. Alt kata gidelim. İkinci kat bu şekilde. En alt kat da bu şekilde. Şöyle bir de dışarıdan görelim. Ardından dışını süsleyelim. Saksı alıyorum. Kaktüs alıyorum. Ve meşe yaprak alacağım. Ardından toprak. Çapa. Ve tekrardan su kovası alıyorum. Ve tohum. İstediğiniz tohumu alabilirsiniz. Ben burada buğday tohumu aldım. Hemen rastgele fark etmiyor. Buradaki camın yanına saksı, kaktüs ve meşe yaprağı koydum. Tekrardan saksı, kaktüs, meşe yaprağı. Buraya da aynı işlem. Ardından üst kata gelelim. Burada gördüğünüz gibi boşluğumuz var. Buraya toprak ekleyeceğiz. Bu kenardaki andezitleri kırabiliriz. Bunların yerine de toprak ekleyelim. Hatta sabah yapalım. Bu şekilde. Aynen burayı çapalayalım. Ve buradaki boşluğa da suyumuzu döküyorum. Bu şey herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Yine asansör aynı şekilde çalışacak. Buraya tohumlarımızı ekelim. Bu şekilde tohumlarımızı da ektikten sonra etrafını parmaklıkla kapatalım. Ve burada işlerinizi hallederken aşağıya düşmeyin diye tuzak kapısı koyalım buraya. Üzerine koyarsanız güzel olur bu şekilde. Hatta bunları büyütelim hemen. Bu şekilde terasta da bir bahçe yaptık. Evimiz genel olarak bu şekildeydi. Şöyle etrafına bakalım. Bir de gece görelim. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, daha fazlasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve aklınıza takılan, yapmamızı istediğiniz her şeyi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.